Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar hepinize. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar şirkete yeni bir araba almamız gerekiyor. Evet. Ama Ozanların da zamanında yaşadığı bir ikinci el otopazarı deneyimi var. 100 bin liraya kadar bir araç arıyoruz. Fikrini değiştirir seni. Yok, değişmedim. Değişmedim abi. Ben zabit bir adamım. Sabit. Ben biraz senden korktum abi şu an. Ya estağfurullah. Neden korksun? Vallahi... Nedir abi bunun fiyatı? Bunun fiyatı 85 bin lira. Ozan hatırlarsın. Bayağı gezdik abi. Ama arabayı bulmak zor oldu. Bugün farklı bir hizmet deneyeceğiz. İkinci el piyasası hem aldı başını gidiyor hem de artık güvenilir bir yer bulmak çok zorlaştı yani. Evet. Biz tabii bu videoyu çekmeden önce size de şunu sorduk Twitter üzerinden. Dedik ki ikinci el araç alırken neler yaşıyorsunuz diye. Bunlar gerçek hikayeler olduğunu düşündüğümüz hikayeler en azından. Bir bakalım. Birkaç tanesini ayırdık. Bunları sen bilmiyorsun. Ben senin özellikle de tepkilerini de görmek istiyorum. Sedan arabayı görmeye gelenler hatchback olsa daha iyi olur demişti. Yani o zaman hatchback'e git kardeşim. Araba yani bayağı küçük çıkmış herhalde anladığım kadarıyla. 2006 yılında dayımın oğlu Night Online hesabı ile modifiyeli Şahin artı 2000 lira takaslamıştı. Bunu ben yaşadım biliyor musun? Ya aşağı yukarı aynı zamanlarda belki Metin 2 oynarken bir abi bana Şahin'li vermeyi teklif etmişti abi. Kabul etseydin şu an muhtemelen o Şahin çok büyük prim yapmıştır. Bir arkadaş Facebook hesabında kendi aracıyla yaptığı kazayı paylaşmıştı. Kazada iki tane metal direk arasına arabasıyla girmiş. Yukarıdan bakıldığında araba X şeklini almış. Yoruma da zor oldu ama park ettik demiş. Aynı arabayı çıtır hasarlı diye bir araba satış sitesine koymuş. Bir de dosta gider yazmış. Ya yani bize mi gider yapıyor anlamadım. Ya ben açıkçası arabanın temizliğiyle alakalı ısrarla ilanla bir şey yazıyorsa doğrudan oradan uzaklaşma taraftarıyım. Bir de şu var, arabanın plakasını kapatıyorlar. Plakayı açık bırakıyorsa en azından bakar sorarsın. Aynen öyle. Ama kapatıyorlar bir de üstüne. İki kat şüphe ettiriyor kendini. Aynen öyle. Arabamız keyfe kederdir. Evet. Tavanda ufak bir yamukluk var. Adana Menderes'te üstünde dansöz aydattı. çok az bir yamukluk. Diğerlerde resimleri var. İlk gelen hayırlı olsun. Dansöz oynatırkenki fotoğrafı var mı arabanın? Abi çok iyi değil mi ama ya? Yani bu gerçekse ben bu dansözün oynadığı fotoğrafı görmek istiyorum arkadaşlar. Keyfe keder tabirinin bu kadar uyuştuğu bir kesinlikle öyle. İlan yani. Arabayı da keyfe keder kullanmış adam kesinlikle. Yani. Gerçekten. Abi şöyle bir şey yapalım. Biz Web Tekno olarak bildiğin gibi yeni çıkan teknolojileri, yeni hizmetleri sürekli deniyoruz. Yeni bir hizmet deneyelim dedik abi. Ve Vavacars internetten bayağı tişört alır gibi bir şey sipariş, patates, domates alır gibi kolay bir şekilde araba alabileceğimizi söylüyor. Tamam. Biz de bunu bir deneyelim istiyoruz. Arabayı da alacakken. Adrese kadar geliyor mu? Abi biz şu an İzmir'deyiz ve İzmir'de bayiye getiriyorlar. Gidip bayiden alabiliyorsun. Aa. Ama İstanbul'da, Ankara'da diyorsun ki benim evim burası. Veriyorsun adresini, oturup bekliyorsun. Çok güzel Vavacars kamyonu geliyor, araba çıkıyor, araba senin. Ben bunu denerim. Böyle gelmezse domates gibi kapıma gelmezse ama sorarım hesabını sonra. Bakalım bir arabayı bulalım ondan sonra bakalım denerim. Bir istelesene ne var ne yok. Bakalım mesela nasıl koymuşlar ilanları. Araç alın diyorum. Bu arada araç satabiliyorsun da. Alın dedim ben. Marka model seçiyoruz. Abi şimdi bize bildiğin gibi sedan araba lazım. Bende bir Honda Civic var arkadaşlar. Ben Civic'den çok memnunum. Zaten çok güzel geçen araba. Geçen gün konuştuk daha. Evet. Bunun böyle yeni bir modeli belki bizim işimizi görür diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Yenileri de efsane duruyor bu arada. Yine bayağı güzel duruyor. Evet. Arabaları şu an bir listeliyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle arabalarımız çıktı. Şimdi yeni modellerden alalım. En yeni model yılı. Aynen öyle. 2021. Bak 2020'leri falan bunun gayet okey. Şunu bir açsana bakalım. 17 bin kilometre diyor. Otomatik. Aynen. Bak otomatik güzel. Hem otomatik hem 17 bin kilometrede. Bak şöyle bir bakalım. Araba güzel duruyor. Bak şu CV'yi bir kenara atalım bence. Bakalım ona dönüm sonra. Volvo'nun bir gideri var. Ama Volvo da 105 bin kilometreli. Bu zaten şirket arabası olacak yani. Böyle uygun fiyatlı ne var? Mesela en düşükten bir sıralar mısın abi? Hadi en düşükten sıralayalım. Bu arada 817 tane araçları varmış. Hiç de fena değil yani böyle herhangi bir galeride bulamazsın bu kadar araba. Hyundai Getz var 134 bin kilometrede. Gayet güzel mesela. 134 bin lira 133 bin lira. İyiymiş bu arada. Güzel bir fiyat bence. Araba da güzel. Fena değil. Fiat Panda var şurada bak. 134 bin lira. Toyota Yaris var. Eski kasa. Ben bir Vavacars'ı arayıp sorayım mı? Telefonla takas yapabilir miyiz diye. Telefonsuz hiçbir yapamıyoruz ha. 20 tane falan iPhone 13 Pro Max koysak 1 TB'lık alıyoruz zaten bu arabayı. Çok iyi. Vavacars müşterilerine tamamen yenilenmiş sıfır gibi araçlar sunuyor. Vavacars'ın tüm araçları uzman ekibi tarafından özel tesislerinde 250 nokta ekspertiz kontrolü ile tam donanımlı yenilenme ve bakım işlemlerinden geçiriliyor. Mekanik servis, pastacılık, boyasız göçük düzeltme, detaylı iç mekan temizliği ve bakımı ve benzeri işlemler uygulanıyor. Böylelikle tamamen yenilenmiş, yüksek kalitede araçlar sunuyor. Mesela bunun ekspertiz raporuna bir girelim. Detaylı veriyorlar mı acaba? Evet, bakalım.
arabaya... Gene boya yok, değişen yok. Hasarlar varmış arabada, 23 tane. Ama araba komple orijinal, çok enteresan ya. Nereden bulmuşlar böyle arabaları bunlar? Bak hasarlar da çok ufak. Bu arada garanti veremeyecekleri arabayı da satmıyor adamlar. Evet. Yani bu şey çok iyi. İşte araba güzel, her şey güzel ama bizim öyle bir bütçemiz yok. Bizim maksimum bütçemiz 500 bin TL bandında. 500 okay. bin liraya geçemeyiz. Bak o zaman şu diğer araçta Honda Civic var ya, bak bu bizlik biraz aslında. Buna bakalım. 17 bin kilometre bu arada mükemmel, arabayı kullanmamışlar yani resmen. Bunun ekspertiz raporuna bakalım. Hemen bakalım. Hasarı var mıdır? Yok. Yoktur bence yani. Ama 2018 hasarı var, model... boyası, lokali, değişik hiçbir şey yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buyur. Bu hasarlar yazdığı şey var ya, tamamen böyle yani bu böyle çok takıntılı müşteriler için yapılmış bir şey bence. Evet. Ya ben mesela normalde arabayı almaya gitsem, çok ciddi söylüyorum bu arada, arabayı almaya her gittiğimde ikinci el araba, yanımda birini daha götürüyorum çünkü ben o an heyecanla mesela şurada çıkan şu 7 parça şeyi benim görme ihtimalim yok. Evet doğru. Ya arabayı alacak kişi olarak ben göremem ama adamlar baya böyle şu kapıdaki vuruğu bile fotoğrafını koymuş buraya, net bir şekilde görüyorsun arabanın ne var ne yok diye. Çok çok ince bir, hani çok ince bir nokta çukur yani. İşte internetten alma muhabbeti bu yüzden güzel. Hani %100 neredeyse emin olabiliyorsun eline gelecek şeyin. Ben bir deneyeyim. Biz bir araba alalım buradan. Şimdi seçelim bir tane gerçekten. Bu Honda Civic güzel. Başka bu ayarda bir Civic yoksa eğer bu fiyatlara yakın. Bu Civic'e bir ben yükseldim şu an. Ben bunu alabiliriz şimdi. Yani. Abi bir ön ödememiz var. 2000 evet. lira civarında. Ön ödeme deyince bana baktı farklı. Ön ödemeyi ben yaparım abi. Kalan bakiye 451 bin lira. O da artık Allah razı olsun. Ağabeyle tutulmaz artık. Yapacak bir şey yok. Patronla bunu bir konuşmamız gerekecek. Sen başlat süreci. Şimdi burada önce ön ödeme yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında kalan bakiyeyi ödüyoruz. Sonra evrak işleri diyor, o da şu anlama geliyor. Biz oraya aslında vekalet veriyoruz. Hani biz orada bulunmadan birileri bizim adımıza arabayı satın alıyor. Bütün işlemleri tamamlıyor. Bizim elimize arabayı getiriyorlar. Evet. Biz burada bunların aynısını bütün işlemleri uygulayacağız şu an. Ve sadece gidip arabayı görmesi kalacak. Şimdi yani, kimlik bilgileri diyor. Burada bir vekalet veriyoruz ama bu vekaleti Vavakars'a veriyoruz. Onu da söyleyelim. Ha, kesinlikle. Çünkü tabii. Başkasına ben benim adıma araç al diye vermem vekaleti. Vavakars'a veririz çünkü Vavakars güvenilir bir yer. Şimdi burada bir kimlik bilgilerimiz var. Ödeme bilgilerimiz var. Biz bunları bir halledelim arkadaşlar. Teslim edilecek şehri seçeceğiz. İstanbul'u seç. Ben sana adresi söyleyeceğim. Adresi aldım arkadaşımdan. Doğrudan bu adrese göndertir. Anadolu yakasında zaten. Biz uçağa atlayacağız buradan. Sabiha Gökçen'e. Sabiha Gökçen'den hızlıca oraya gideceğiz. Zaten çok yakın çocuğun evi. Hemen arabayı oraya ben getirteyim bakayım bir. Abi şöyle yapalım. Ben gelmeyeyim hiç abi. Ben tamam. Buradaki diğer işlemleri halledeyim. Sen de arabamızı, güzeller güzeli arabamızı al gel. Ne diyorsun? Tamam varım abi. Tamam şimdi ben diğer işlemleri burada halledeceğim arkadaşlar. Önce ön ödemeyi göndereceğiz. Sonra paranın kalanını da göndereceğiz. Ondan sonra birkaç küçük noter işlemimiz var. Çok kısa süreceğine eminim. Ozan da gidecek, arabayı alacak, gelecek. Hadi bakalım. Merdan İzmir'de bıraktım. Arkadaşımın evine arabayı sipariş ettim. Ve geldim arkadaşlar, İstanbul'dayız. Ekiple birlikte geldik. Arabayı teslim almaya çalışacağız. Arabayı oraya sokamayabilirmişiz. Çünkü bir telefon görüşmesi yaptım. Gelecek araba biraz büyük dediler. Dolayısıyla ben de hemen adresin karşısına geçtim. Bekliyorum burada. Resmen internetten araba sipariş ettim. Kapıya geliyor yani, hani inanılabilir bir şey gibi gelmiyor olabilir size ama bu deneyimi de hep birlikte yaşıyor olacağız. Ben de biraz garipsiyorum şu an ama bekleyelim bakalım araba bize nasıl teslim edilecek ve nasıl bir şekilde bizimle buluşacak. Araba burada. Böyle bir araba nasıl var ben anlamadım. Yumurta falan taşınıyor böyle kamyonlarda aslında yani. Vallahi bu arabayı nasıl sığdırmışlar, helal olsun, kamyonun içine iyi girmiş. Size bahsettiğimiz konu arkadaşlar, aldığımız bu araba 14 gün boyunca iade garantisi var. Eğer 500 kilometre geçmezse araba ve bazı diğer şartlar da var, bunların hepsi yerine getirirseniz arabayı 14 gün içinde iade edebiliyorsunuz arkadaşlar Vavakars'a. Ya da 12 ay 25 bin kilometre garantisi de bulunuyor bu aldığımız aracın. Abi hoş geldiniz de hoş ben buldum. Kapıyı kendim açsam olur mu Mansur yoksa? Rica ederim, ne demek. Gel şöyle nasıl açılıyor, ben hiç daha önce kamyon kapağı açmadım fark etmiyorum. Normalde bunu başka yerden alsak var ya 5 kuruş vermeye açamazsın bu kapıyı, biliyorsun değil mi Melih? İçerisi sıfır araba gibi kokuyor. Güzel. Var bende bir sanayi kültürü var galiba inceden. Eller sanayi görmüş. Eğer zahmet olmazsa indirebilir miyiz size? Biraz önce bir yanlayalım istiyorum abi. Vallahi teşekkür ederim. Ben kapılar açılmıyor falan esprisi beklerken senden, sen bir de arabaya kurdele taktın. İnternetten araba sipariş ettim. Araba gerçekten geldi. Ama ben eski kafayım birazcık. Bana böyle kısaca anlat. Ne var arabada, bir sıkıntı var mı? Hakim misin araca? Aracımıza bir sıkıntı hakimsin, yok. Zaten aracımız kontrolden geçerek geliyor. Fasa cilası yapılmış bir şekilde geliyor. Yıkanmış bir şekilde geliyor. Evet. Kuaförü yapılmış bir şekilde. Aracımız zaten ekspertizlerde internet alırken yazdığınız şeyin aynısı yazıyor. Evet, onu göreceğiz. Göreceğiz şimdi abi. Ben ekspere götüreceğim olursa, arabayı. Aynen, bir daha. Farklı bir durum olur. Zaten 14 gün 500 kilometreyi geçmemek kaydıyla iade edebiliyorsunuz aracı. 12 ayda 25 bin kilometre garantisi var. Elinize ayağınıza sağlık. Ben bir arabaya bineyim artık, kontrol edeyim. Bu arada araba hiç ikinci el gibi durmuyor.
Resmen sıfır gibi bir görüntüsü var. Şimdi arabayı arkadaşlar aldık ama şöyle bir önce gezelim sonra ekspere gidelim. Sıfır gibi görünüyor dedik ama kontrol tabii ki lazım. Yani sonuçta o kadar para ödedik. Şöyle bir başlayayım, şöyle ben dolanmaya bakayım bir. Bagajın içine falan da bakayım. Oğlum bagaj çok büyük ha. Abi arabayı çok iyi temizlemişler bu arada. Abi motora kadar temizlemişler. Hakikaten helal olsun. Arabanın ben böyle baktım ettim falan tamam ama bir de ekspere götüreceğiz. Çok güzel bir eksper raporu var elimizde Vava Cars tarafından yapılmış. Raporlar birbirine benzeyecek mi benzemeyecek mi görelim. O yüzden şimdi arabayı alalım. Ekspere doğru yola çıkalım. Tam yola çıkıyorduk. Kamyon gitmek üzereydi. Bize bir seslendiler. Arabayı teslim eden Önder Bey bize bir şeyler söyleyecek herhalde. Şöyle bir ilerleyelim. Evet teşekkür ederiz. Beni aslında en çok etkileyen şeylerden bir tanesi bu. Hizmetle alakalı daha doğrusu. Resmen böyle orijinal sıfır bir araba almışız gibi. Yine yetkili servislerde kullanabileceğimiz bir garanti. Ve aldığımız araba sıfır bir arabaya sunulan garanti hizmetlerinin tamamına sahip şu anda 25 bin kilometre boyunca. Bu gerçekten güzel bir şey. Deneyimleyeceğiz, göreceğiz ama her şeyden önce Vava Cars'ın bize detaylı bir şekilde sunduğu şu eksper raporunu bir gidelim biz de eksperimize kontrol edelim. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak, hep birlikte görelim. Yavaştan geldik arkadaşlar şimdi. Arabayı alıversinler içeriye ve işleme başlasınlar. Biz de işlem sırasında web sitesinden bize sunulan ekspertiz raporuyla buradaki ekspertizde yapılan işlemleri bir karşılaştıracağız. Eğer doğru çıkmazsa hemen iade hakkımızı kullanacağız. Şimdi arkadaşlar Vava Cars internet sitesine direkt ekspertiz raporunu koymuş durumda. Bakın burada mesela araba komple orijinal diyor. Şu anda ustamız da arabaya boya kontrolü yapıyor. 150'nin üstüne çıkarsa mikron değeri o zaman araba boyalı demekmiş arkadaşlar. Şu anda yapılan işlem tam olarak ne? Aracımıza şu anda conta kaçak testi yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz sıvı renk değiştirdiği zaman. Üstteki mavi sıvı mı? Evet. Renk değiştirdiği zaman aracımızın contasında kaçak olduğunu anlıyoruz. Şu anda herhangi bir renk değişimi yok. Aracımızda contasında herhangi bir kaçak yok. Evet arkadaşlar eksper bitti. Raporda da çıkan sonuç Vava Cars'ın sitesindeki sonuçlarla herhangi bir farklılık göstermedi. Yani burada kazanan biz olduk. Rapora güvendik, arabayı da almış olduk. Biz şöyle son kritiği yapmak için görüntüsü de güzel olan, ortamı güzel olan bir yere gidelim. Sonrasında da yolumuza bakarız. Şimdi arkadaşlar biz buraya uçakla geldik ama arabamızla döneceğiz çok şükür ki. Arabayı alıyoruz ve ekipçe artık ofise dönme zamanı. Vava Cars'tan bir araba satın alırsanız tam olarak böyle bir deneyim yaşıyorsunuz normal şartlarda. Ama biz biraz daha bu deneyimi daha da böyle detaylandırdık. Arabayı bir daha ekspere soktuk. Bir sağlama yaptık. Ödediğimiz paranın da böylelikle böyle karşılığını tam alalım istedik. Yavaştan hep birlikte yola çıkalım artık. Bu videoyu izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın efendim.